Evet, yeni bir dersimizde günlük konusuyla seninle beraberiz. Konumuza başlıyoruz. Başarılar diliyorum. Günlük kişilerin bir gün içinde yaşadıklarını, olaylarla ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerini, hayallerini tarihte belirterek, tarih yazarak, belirterek, günü gününe, dikkat, günü gününe kalem aldıkları yazı türüdür. O zaman bir gün içerisinde olacak, bir tarih belirtecek ve günü gününe yazılacak. Günlükler kişisel hayatı konu alan öğretici metinlerdir. Yazarın duygu ve düşüncelerini, iş dünyasını, yaşadıklarını, şahit olduğu olayları yansıttığı için günlüklere de öznel ve içten bir anlatım vardır. Alanında başarılı ve tanınmış kişilerin günlüklerinin tarihi ve toplumsal olayların gün içine çıkmasında etkili bir rolü vardır. Bunlar etkili rol oynar. Günlükler birinci kişi ağzından, yani ben, yazılır. Günlükte konuşma diline yakın, anlaşılır ve yalın bir dil kullanılır. Kısa ve özlü ifadelere yer verilir. Günlük türünün divan edebiyatındaki karşılığı ruznamedir. Osmanlı Devleti'ne padişahların günlük hayatlarının kaydedildiği ruzname adı verilen metinleri günlük türünde örnekler olarak kabul edebiliriz. Vakainame, seyahatname, seferetname gibi eserlerde de günlük türüne özgü özelliklere rastlanılmaktadır. Türk Edebiyatı'nda batıl anlamda günlük türünün ilk örnekleri Tanzimat'la birlikte görülmeye başlanmıştır. Tabii ki batıl anlamda. Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali adlı eseri edebiyatımızda günlük türünün ilk örneği sayılır batıl anlamda. Bu eseri şair Nigar Hanım'ın Hayatımın Hikayesi adlı eseri takip etmiştir. Cumhuriyet döneminde Salah Birsel, Cemil Meriç, Oğuz Atay, Nurullah Ataç, Tomris Uyar, Cemal Süreya, Fahri Rıfkı Atay, Cahit Zarifoğlu, Oktay Akbal günlük türünde eser veren yazarlarımızdır. Günlüklerin çoğu yayımlanamaz ancak yayımlatmak için günlük yazan sanatçılar olduğu gibi yazarın ölümünden sonra yakınlarınca yayımlanan günlükler de vardır. Bunları da edebiyatımızda görmek mümkündür. Batı edebiyatına Stendhal, Gogol, Virginia Woolf, André Gide, Goethe, Francis Kafka gibi ünlü yazarların günlük türündeki eserleri meşhurdur. Aşağıda Salah Birsel'in Hacivat Günlüğü alt eserinden bir bölüm verilmiş. 20 Ocak tarih düştü, bak dikkat ediyoruz. Şimdi 30'a ya da 40'a yaklaşmış irili ufaklı sanatçıları şu bizim kuşağı aklımdan geçirdim de içim burkuldum. Düzme olan ile olmayanı aynı havanda döven edebiyat simsarlarının bu kuşağı hor görmelerinden başkası beklenemez. Ama insan ne de olsa bunca emeğin, bunca uğraşın bir karşılığı olmasını istiyor. Bizim kuşak salonlarda, topluluklarda aşağılanan o, gazetelerde, dergilerde alay konusu edilen o, söylevlerde, edebiyat kitaplarında kale alınmayan o. Oktay Akbal adımızı da koymuş. Öksüz kuşak. Şimdilerde oyunu da yazıyor. Bence bu kuşağın yalnız oyunu değil, şiiri, romanı da yazılmalı. Heykeli dikilmeli. Doğrusu bunca aşağılamaya karşı koyan ve sanat alanında salt kendi gücü, kendi ağırbaşlığıyla bir şeyler yapmaya savaşan bir avuç sanatçıya, ama iyi ama kötü sanatçıya en çok bu yaraşır dedi. Şimdi dikkat edelim, günlüklerde tarih ve zaman düşüyor, ona göre yazılıyor ve de şu da yapılabilir. Günün belli bir zaman dilim içerisinde o özetle olabilir. Devam ediyoruz. 22 Ocak'ta yazmış. 27 Ocak'ta yazmış. 22 Ocak'a atlıyorum. 27 Ocak. Birkaç satır okumak istiyorum. Bugün Suud Kemal Yetken'in Gide'nin Pretextus, Nevaxus, Pretextus ve Incidensis kitaplarından pek usta derlediği ve çevirdiği seçme yazılarını yeniden okudum. Bak yine tarih belirtti. Günlüğüne devam etti. Bir diğer yazımızda kişisel bloglarımız, günlüğe benzeyen dijital yazarlarımız. Kişisel web sayfası olarak da tanımlanan bloglar, insanların birbirleriyle paylaşmak istediği yazı, yorum, video ve içeriklerin bulunduğu web tabanlı yayınlardır. Blog türü, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olan toplumsal ihtiyaçların ve etkileşimlerin sonucu ortaya çıkan, gittikçe yaygınlaşan bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında bir nevi modern günlükler bunlar.
Kişisel bloklar günlük amaçlı kullanılır. Dolayısıyla bloklar günlüklerin internet ortamına taşınmış hali denebilir. Bloklar eğitim, siyaset, ekonomi, kültür, sanat ve benzeri alanlarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sağladığı kolaylıkları ve verdiği faydalı bilgiler sayesinde diğer web uygulamalarından daha çok tercih edilmektedir. Blog yazarları kişisel duygu ve düşüncelerini, ilginç buldukları olayları veya kendi başarılarından geçenleri diğer insanlarla paylaşmak amacıyla bloglarına yazarlar. Blogda yayınlanan yazının sonunda yazının gönderilme zamanı bulunur. Yayıncının isteğine bağlı olarak bu yazılar hakkında okurlar yorum yapabilir. Yorumlar yazıyla okuyucu arasında bağ kurulmasına yardımcı olur. Aşağıda Deniz Beyliman adlı blogger'a ait blogdan bölümler gösterilmektedir. Kışın gezilecek yer ve Türkiye'nin en güzel kış yeri demiş. Bunun altına metni eklemiş. En iyi 10 uçak ve tren bileti diye vermiş. Bunun altında bu yazıları görebiliyoruz. İngiltere vizesi nasıl alınır? Ya da gezmekle bitmeyen şehir Londra. Yine burada. Ben Deniz Beyliman. Bir hayalin peşindeyim. Dünyanın günlüklerine gittiğim 90'dan fazla ülkede yaşadığım deneyimlerle anlatmayı seviyorum. Sırt çantasıyla çıktığım maceralarım elimden geldiğince ekonomik gezi rehberi yaratarak sizlere de anlatıyorum. Daha bir seyahatimden dönmeden bir sonrakini planlıyorum. Araştırmak, seyahat etmek, dünyayı keşfetmek için doğduğumun farkındayım. En önemli bunun için yaşıyorum, hayal ediyorum dedi. Burada kendini kısaca özetledi. Yine burada blogla ilgili bilgilerini verdi. Londra'da gezilecek yerler 40 enfes yer diyor. Şimdi burada bir blog örneği. 23 Haziran 2019 demiş, 24 yorum almış bu blog. Londra'da ulaşım, konaklama, yeme, içme ve Londra gece hayatı konularını hallettikten sonra geldik Londra. Londra'da gezilecek yerler mevzusuna. Burada bir yazım yanlışı var. Avrupa'da gez gez bitmeyen şehirlerin başına gelen Londra'nın gezi rehberini gerçekten çok özenerek ve keyif alarak yazdım diyor. Burada o günkü bahsettiği geziyle ilgili bir sayfayı blog sayfasında paylaştı. Şimdi blogla ilgili testimize geçiyoruz. Türk edebiyatı günlük türünün ilk örnekleri Ruznamedir. Buraya A getirilir. Ayrıca Vakayname, Seyahatname, Seferetname gibi eserlerde günlük türünü özgü özellikler taşır. Ruzname günlükler, divan edebiyatındaki vakayname, olayları işleyen ürünler, seyahatname gezi yazıları, seferetname de büyükelçilerin gezip gördükleri yerlerde görev yaptıkları yerdeki bilgilerin aktardığı yazılardır. Petnameler öğütleri içerir. Bu nedenle cevabımız C'dir. Boşluklardan birine getirilemez. Yukarıdaki sanatçı eser eşleşmesi doğru olması için birinci gruptaki sanatçının hangileri yer değiştirmelidir diyor. Şimdi bakıyoruz. Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali, Nurullah Taç'ın güncesi olacak. O zaman 3 ile 5 yer değişecek. Ece Ayhan, Başıbozuk Günler, Salah Birsel, Aynalar Günlüğü, Direktör Ali Bey, Seyahat Jurnali, Fadil Fikata, Yolculuk Defteri, Nurullah Taç günce olması gerekiyordu. Bu nedenle cevabımız C olmalıdır. Üçüncü sorudayız. Günlüklerin Batı edebiyatındaki biçim ve içeriğiyle Türk edebiyatında yer alması Tanzimat edebiyatı dönemine denk gelmiştir ve bundan sonra da hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu dönemde günlükler çokça karşımıza çıkar. Dördüncü sorudayız. Şimdi dördüncü soruya baktığımızda bugün yeni bir kitabım çıktı. Karalama defteri. Bugün şöyle bir karıştırayım. Birkaç yerini okuyayım dedim. Bugün diye başladığı için devam ediyor. Bir günlükten alınmıştır. Boğuluyordum. Boyun yanlışlar var içinde. Bütün kiler ayrı yazılmış. Seninki, benimki de. Okurlarından dilerim. O kitabı okurlarsa o yanlışları bana da yüklemesinler. Yalnız o kitabımda mı? O biçim yanlışlar. Ötekilerde de bulunur. Ne yapayım? Bizde dizmenler de düzeltmenler de dikkat etmiyorlar. Bak bir hikayeden bahsettim. Dolayısıyla burada öyküleyici bir anlatma yaralanmıştır. Olaylar olur sırası göre verilmiş. Yazar kişisel görüşlerini dile getirmiştir. Burada oysaki iki söz arasındaki ayrımı bilmeyen Türkçeyi bilmiyor demektir. Burada bir çıkarım yapmış.
Yazar dönemi sanat anlayışını eleştirmektedir. Dönemi sanat anlayışıyla ilgili herhangi bir bilgi vermediği için dördüncü sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Beşinci sorudayız. 3 Temmuz 2015 favorilerimi ekle. Hayata dair tüm iyi dileklerimizi, tüm güzel sebeplerimizi, mutlu olduğumuz her anı akan derenin içine soğuk dursun diye koyduğumuz o 5 kiloluk karpuza atfedebiliriz dedim. Şimdi burada kişisel duygu ve düşünceler belirtilmiş. Doğru. Bir blogdan almıştır. Doğru. Samimi ve sıcak bir üslup vardır. Doğru. İnternet temelli bir yazıdır. Blogsa zaten internet temelli bir yazıdır. Doğru. Gazete çevresine gelişin öğrenci bir metin örneğidir. Yanlıştır. Bloglar internet ortamında web tabanı üzerinde oluşturulan yazılardır. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.